Yazının bulunması çok tartışmalı bir konudur. Milattan önce 4000 mi, 3500 mi, 3200 mi? Her yerde farklı farklı kaynaklar bulunmaktadır. Fakat müzenin belki de en hoş, müzenin belki de en dikkat çeken bölümünde bulunmaktayız. Tabletlere, tuğlalara yazılan çivi yazısı ile güzel örnekler. Burası milattan önce 2351 yılından itibaren başlayan yazı sanatına dair örnekler bulunmaktadır. Çok enteresan mektuplar, çok enteresan resmi belgeler ve evraklar vardır. Günümüzden yaklaşık 4000 sene önce nişanını bozan bir erkeğin hakkında verilen mahkeme kararı burada bulunmaktadır. Yine günümüzden 4000 sene evvel işlenmiş bir cinayet hakkında mahkemenin verdiği karar burada bulunmaktadır. Bu bir mahkeme kararı ve bu cinayet 4000 sene önce işlenmiş. Cinayet işlenmiş, kemikler gitmiş ama mahkeme kararı hala burada duruyor. Ev satın alma ile ilgili tapu belgeleri. En eski, dostlar sıkı durun, dünyanın en eski yaklaşık 4000 yıllık aşk şiiri burada bulunuyor. Kim yazdı, kime yazdı, nerede yazdı, hiçbir şey bilinmiyor. Bilinen tek şey dünyanın en eski aşk şiirinin burada bulunmasıdır. Kadastro bölümleri, dünyanın en eski CV'si, iş anlamında özlü geçmişler, kral listeleri, tanrıya yakınmalar hepsi burada sizi bekliyor. Gelin ve burada var olan çarpım tablolarını, muskaları tek tek gözlerinizle Sümer, Babil, Asur üçgeninde görün lütfen. Şimdi biz diyoruz ki kanun yapan, kanun yazan Hammurabi'dir. Çok doğru olmasa gerek, doğru bir bilgi olmasa gerek. Çünkü dünyanın ilk kanun yapanı Hammurabi değildir. Urgakina'dır. Urgakina isminde geç Sümer, erken Babil döneminde yaşayan bir kraldır. Urgakina'nın yaptığı kanunları Hammurabi, bakın şurada Hammurabi kanunları var. Orijinal tabletleri burada bulunmaktadır. Hammurabi kanunlarını bir metin altına almış, kayıt altına almış. Kendisinden önce yapılan kanunları kayıt altına alıyor. Diyorlar ki neden bu kanunları kayıt altına aldın, ne gerek var? Diyor ki efendim gençlik bozuldu. Nerede bizim zamanımızın gençliği? Şimdiki nesile güvenmiyorum. Bu kanunları unuturlar. Nesil bozuldu diyor. 2021 yılında orta yaşı geçmiş olan yaşlı büyüklerimiz gençlik bozuldu diyor ya. Vallahi değişen bir şey yok. 3800 sene evvel de Hammurabi gençlik bozuldu diyormuş ve bu kanunları kayıt altına almış. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz
bildirimleri açabilirsiniz.